Sevgili gençler merhaba. AYT tarih konularıyla soru çözümlerinde sizlerle beraberiz. Gelsin bakalım sorularımız. Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta yaşadığı birçok sorundan faydalanmak isteyen Hristiyan azınlıklar 19. yüzyıl başlarından itibaren isyan etmiş ve bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. İkinci meşrutiyetin getirdiği karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlığını kazanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet gençler biliyorsunuz 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin özellikle isyanlarla uğraştığı bir yüzyıl olmuştur. Ki bunun temel sebeplerinden bir tanesi Avrupa Devletleri'nin Osmanlı Devleti üzerindeki çıkar çatışmaları ve ona karşı izlemiş olduğu siyasettir. En önemlilerinden bir tanesi de biliyorsunuz Fransız İhtiyar'ın yaymış olduğu fikirlerdir ki özellikle de milliyetçilik akımıdır. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için de e, bünyesinde yaşayan farklı milletler ne yapmışlardır? Bu düşüncelerle bağımsızlık amacıyla isyanlar çıkartmışlardır. Dolayısıyla 19. yüzyılda Osmanlı Devleti sık sık bu isyanlarla, ayrılıkçı amaçlı isyanlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. E, sorumuzda da ikinci meşruiyet döneminde yaşanan kaotik ortamdan yararlanıp bağımsızlığını ilan eden devlet sorulmuş ki 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı da biliyorsunuz bu süreçte başlıyordu. Öncesinde biliyorsunuz 1876'da kanun esas yani meşrutiyet ilan ediliyordu. Bu birinci meşrutiyetti. 19. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen bu gelişmelerle birlikte Osmanlı Devleti yeni bir yönetim anlayışına geçmişti. Meşruti bir yönetim başlamıştı. Fakat bir süre sonra biliyorsunuz anayasa askıya alınmıştı. 20. yüzyıla geldiğimizde ise tekrar meşrutiyetin ilan edilmesi noktasında ne yapılmış? Harekete geçilmiş ve iddia terakkinin çabalarıyla 1908 yılında meşrutiyet tekrar ilan edilmiştir. Ki ikinci meşrutiyet dönemi başlamıştır. İşte bu dönemde yaşanan, bu süreçte kaotik ortamda e, bu durumu değerlendirmek isteyen devletlerden Bulgaristan 1908 yılında ne yapmıştır? Bağımsızlığını ilan etmiştir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yunanistan biliyorsunuz daha önce 1829 yılında Edirne anlaşmasıyla Arnavutluk Balkan Savaşları sırasında 1912'de bağımsızlığını kazanıyor. Sırbistan ve Karadağ'da bir önce söylemiş olduğumuz Osmanlı Rus Savaşı 93 Harbi sonrasında ne yapıyor? Bağımsızlıklarını 1878 elde ediyor. Evet bir diğer sorumuza bakalım gençler. Fransız İtalya'nın getirmiş olduğu milliyetçilik ve özgürlük düşüncelerine tepki olarak ortaya çıkan Metternich sistemi aşağıdaki uluslararası görüşmelerden hangisiyle uygulamaya konulmuştur? Evet gençler özellikle biliyorsunuz 1789 Fransa ihtilalinden sonra Fransa ihtilal fikirlerini Avrupa'ya yaymak amacıyla harekete geçmiş. Ki Napolyon Savaşı olarak adlandırılan bir dizi savaş başlamıştır. Ki bu dönemde biliyorsunuz Fransa Avrupa'da ihtilal fikirlerini yaymaya çalışırken bir taraftan da topraklarını genişletmeye başlamıştır. Tabi bu durum Avrupalı devletleri rahatsız etmiştir. Ve e, Napolyon'a karşı ne yapmışlardır Avrupalı devletler? Harekete geçmişlerdir ve sonuçta e, Napolyon mağlup edilmiş 1814 yılında ve Avrupa devletleri Fransız ile ortadan kaldırmak amacıyla bir konferans toplamıştır. Toplanan bu konferans e, gençler baktığımızda Viyana, Londra, Berlin, Sanremo ta, Tersane konferanslarından hangisi bu kongremiz gençler? E, Viyana Kongresi ki burada özellikle bu kongrenin toplanmasının öncülü Avusturya Başbakanı Meternik, Kont Meternik öncülük etmiş. Onun içinde de Meternik sistemi olarak adlandırılmıştır. Ee, konferansın toplanma amacı 1815 yılında toplanıyor biliyorsunuz. Amacı nedir? Fransız İtalya'nın Avrupa'da yemiş olduğu fikirleri yok etmek, mutlakiyeti güçlendirmek düşüncesi vardır. Ki İngiltere, e, Prusya, Rusya, Avusturya ne yapıyorlar? Bu konferansla birlikte hareket etmek kararı alıyorlar. Hatta burada önemli bir ayrıntı var ki mutlakiyeti güçlendirmek isteyen bu devletler buna rağmen ki Avrupa'da biliyorsunuz 1815'ten 1827 yılına kadar yani e, Yunan isyanı sırasında Osmanlı Devleti'nde navarinde biliyorsunuz Osmanlı donanması yok ediliyor. Geçen süreçte biliyorsunuz restorasyon dönemi olarak adlandırılıyor. Avrupalılar 200'lü bir politika izlemişlerdir. Osmanlı Devleti'nin e, içinde bulunduğu bu durumu değerlendirmişlerdir ve Osmanlı'nın e, parçalanması noktasında hareket etmişlerdir. Dolayısıyla aldıkları kararı almışlardır. Ters düşmüşlerdir. Londra konferansı biliyorsunuz Mısır meselesi sırasında e, toplanmış bir konferanstı ki 1840 yılında Berlin Kongresi 93 Harbi sonrasında toplanan bir konferanstı. Soğan Remo konferansı biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti yapılacak olan Serbaş Anlaşması'nın taslağının hazırlandı. 1920 yılında toplanan bir konferanstı. Tersane konferansı da Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın sonlarındaki Birinci Meşrutiyet öncesi Balkanlardaki milletlerin durumunu görüşmek amacıyla İstanbul'da toplanmış bir konferans. Hatta Osmanlı Devleti bu konferansın aleyhine olacağını düşündüğü için ne yapmıştı? Meşrutiyeti ilan etmişti Avrupa Devletleri'nin işlerine karşı engellemek için. Doğru cevabımız Viyana. Bir parantez daha açayım burada. Hatta Rusya burada. Dikkat edin burası çok önemli. Osmanlı Devleti ile ilgili önemli bir tespit yapıyor. Kendince diyor ki kollarımızın arasında hasta bir adam var diyor. Ve bu hastadan adam günün birinde diyor ölüp gidecek diyor mirasını paylaşmakta sıkıntı yaşayacağız diyor. Onun için diyor Osmanlı Devleti'nin topraklarını aramızda paylaşalım. Bu teklife kim karşı çıkıyor? İngiltere karşı çıkıyor. Çünkü İngiltere'nin çıkarları gereği Rusya'nın bu isteği ne yapıyor? Ters düşüyor çıkarlarına. Dolayısıyla bunu reddediyor İngilizce. Ancak İngiltere ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere ne yapacaktır? Bu politikasından vazgeçecektir. Evet gençler bir diğer sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda en çok mücadele ettiği devlet aşağıdakilerden hangisidir? Safevi, Avusturya, Rusya, Fransa, İngiltere. Evet gençler Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda en çok mücadele ettiği devlet Rusya'dır. Çünkü Rusya'nın özellikle e, 18 yüzyıldan itibaren sıcak denizlere inme politikası doğrultusunda en önemli rakibi kim olmuştur? Osmanlı Devleti. Yayılma alanı olarak Osmanlı coğrafyasını seçtiği için Ruslar sık sık Osmanlı Devleti Rusya karşı karşıya gelmiştir. Baktığınızda 19. yüzyılın başlarında 1806-1812 yıllarında savaş yapmış, Bükreş Antlaşması imzalanmış. 1828 29 Osmanlı Rus Savaşı, Edirne Antlaşması imzalanmış. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı ki tarihimize biliyorsunuz e, 93 harbi olarak geçiyor. Berlin Anlaşması imzalanmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti Rusya arasında bu yüzyılda çok sık ne yapılmıştır? Mücadele edilmiştir. Doğru cevabımız Rusya. Yani C seçeneği. Evet bir diğer sorumuz gelsin gençler. 93 Harbi diye bilinen 1877-78 Rus Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan Osmanlılar 1878 tarihinde Ayas Stefanos Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır. Ancak İngiltere başta olmak üzere Avrupalı devletlerin bu anlaşmayı reddetmesi üzerine Berlin'de büyük devletlerin katılımıyla yeni bir konferans düzenlenmiş. Ayas Stefanos'la alınan kararlarda değişikliğe gidilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Ayas Antlaşması'nda yer alıp Berlin Kongresi'nde değişikliğe gidilen konulardandır? Evet gençler 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin özellikle Rusya ile mücadele ettiği bir yüzyıldır ki Rusya'nın sıcak denizde politikası doğrultusunda Osmanlı coğrafyasını yayılma alanı olarak seçmesi bu iki devleti sık sık karşıya getirmiş ve tarihimiz 93 harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda da Osmanlı Devleti Ruslar karşısında mağlup olmuştur. Sonrasında da Rusya ile Ayestefonas Antlaşması imzalamıştır. Baktığımızda çok ağır bir anlaşmadır ki Ruslar yine çok önemli kayıplar var bizim adımıza. Topraklarımızın büyük bir kısmını ne yapmışız? Ruslara vermişiz. Hatta Büyük Bulgar Krallığı kurulmuş ve Bulgar Bulgaristan Ege Denizi'ne inmiş. Dolayısıyla Ruslar bu şekilde Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inme hedefine ne yapıyorlar? Ulaşıyorlar. Fakat bu durum kimi rahatsız etmiştir? İngiltere'yi rahatsız etmiştir. Diğer Avrupalı devletleri rahatsız etmiştir. Çünkü diğer devletlerin çıkarları doğrultusunda Rusya'yı engellemeleri gerekiyor. Rusya'nın bu bölgeye inmesi bu devletlerin çıkarlarını tehdit ediyor. Dolayısıyla e, Osmanlı Devleti'nin yanında yer alarak Rusya'ya anlaşma şartlarının yeniden görüşülmesi noktasında baskı yapıyorlar. Hat, bu arada bir parantez açayım. Özellikle İngiltere bu noktada Osmanlı Devleti'ne yanaşarak diyor ki ben şartların yeniden değerlendirilmesi, görüşülmesi noktasında size destek olacağım. Fakat karşında ne istiyor? Kıbrıs Adası'nı istiyor. Osmanlı Devleti geçici olarak ne yapıyor? Kıbrıs Adası'nı İngiltere'ye veriyor. Anlaşmanın yeniden şartlarının görüşülmesi noktasında. Ve Kıbrıs Adası biliyorsunuz 1914 yılına kadar İngiltere işgalinde kalmış. Daha doğrusu İngiltere'ye verilmiş. 1914'te İngiltere ne yapmışlar Adayı ilak ettiğini söylemiştir. Birinci Dünya savaşı çıkınca. Baktığımızda e, Ayastefanos'ta kalıp da e, Berlin Anlaşması'nda değiştirilen maddesi hangisidir? Sırbistan'ın siyasi durumda bir değişiklik söz konusu değildir. Sırbistan biliyorsunuz Ayastefanos'ta da Berlin'de de bağımsızlığını kazanmıştı. Bulgaristan'ın siyasi durumda değişiklik söz konusudur ki Bulgaristan büyük bir Bulgar krallığı kurulmuş Rusya'nın güdümünde ve Ege Denizi'ne kadar açılmıştı Ayastefanos'ta. Berlin'de ise değiştirilmiş. Bulgaristan 3'e ayrılmış. Asıl Bulgaristan özel bir yapıya büründürülmüş. Makedonya Osmanlı Devleti'nin ıslahat yapılmak şartıyla Osmanlı Devleti'nde bırakılmış. Ve doğru meyve Hristiyan bir vali atanmak şartıyla yine Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Dolayısıyla Bulgaristan'ın siyasi durumu ne yapmıştır? Değişmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Karadağ yine tıpkı Sırbistan gibi hem Ayas Stefanos'ta hem Berlin Anlaşması'nda bağımsızlığını kazanmıştı. Romanya aynı şekilde Sırbistan ve Karadağ gibi hem Ayastefanos'ta hem Berlin'den bağımsızlığını kazanıyor. Ermeni meselesi ilk defa Ayastefanos'ta gündeme gelmiştir. Ayastefanos Anlaşması Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslahat yapılması maddesi konulmuştu. Berlin Anlaşması'nda da bu geçerli olmuştur. Dolayısıyla Ermeni meselesini almışlar. Uluslararası da bir boyut kazanmıştır. Bu arada ayrıca bir panteze açayım. Ayastefanos Anlaşması ölü doğmuş. Şürri'ye girmemiş bir anlaşmadır. Tıpkı Sevr Antlaşması gibi. Evet yeni sorumuz gelsin gençler. Aşağıdakilerin hangisi batılılaşmayı her alanda bir devlet politikası haline getiren ilk Osmanlı padişahıdır? 3. Ahmet, 1. Mahmut, 1. Abdülhamit, 3. Selim, 2. Mahmut. Evet gençler biliyorsunuz daha devrinden itibaren Osmanlı Devleti batılılaşma doğrultusunda hareketlere, saatlere başlamıştır. Ve Osmanlı tarihinde batılılaşmayı bir devlet politikası haline getiren ilk Osmanlı padişahı da 3. Selim'dir ki yapmış olduğu düzenlemeleri biliyorsunuz Nizami Cedid deniliyor genel anlamda. Hatta dar anlamda da kurmuş olduğu yeni asker hocanın ismidir. Doğru cevabımız D seçeneği 3. Selim. Evet gençler yeni sorumuza bakalım. Osman tebaasından olan gayrimüslimler tanzimat fermanı ile devlet memuru olma, askerlik yapma, seçme ve seçim haklarından hangilerini elde etmiştir? Evet gençler baktığımızda gayrimüslimler devlet memuru olma hakkını ıslahat fermanı ile elde ediyorlar. Ki öncesinde biliyorsunuz bir kimsenin devlet memuru olabilmesi için Müslüman olması ve Türkçe bilmesi şartı vardı. Fakat ıslahat fermanı ile bu ortadan kaldırılmış ve gayrimüslimler devlet memuru olma hakkını ne yapmışlardır? ıslahat fermanıyla elde etmişlerdir. Dolayısıyla tanzimatla değil askerlik yapma. Evet e, tanzimat fermanında ki 1839'da biliyorsunuz askerlik vatani bir görev haline getirilmiş ve bütün Osmanlı tebaası sorumlu tutulmuş. Yani doğru cevabımız içerisinde askerlik yapma var. Tanzimatla birlikte ne yapmışlardır? Bu hakkı elde etmişlerdir. Ancak biliyorsunuz e, ıslahat fermanıyla askerlik görevinden muaf tutulmuşlar. E, yerine ne yapmışlardır? Vergi vermişlerdir. Seçme ve seçilme hakkı. Seçme ve seçilme hakkı kanun esası ile 1876 1. Meşhur'dan ilerle biliyorsunuz elde edilmiştir. Dolayısıyla tanzimatla değildir. Doğru cevabımız yalnız iki B seçeneği gençler. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Girit Adası'nın Yunanistan'a bağlanmasını yolunu açan belgedir? Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, kanun esası, teşkilatı esasiye kanunu. Halep'e fermanı. Evet gençler Girit Adası'nın ee, Yunanistan'a bağlanmasını yol açan e, belge Halep'e fermanıdır. Özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin uğraştığı en önemli sorunlar biliyorsunuz. Azınlık ayaklanmalarıydı ki Girit de biliyorsunuz Yunanistan'a bağlanmak noktasında ne yapmıştır? Harekete geçmiştir. 1878 bunun önüne geçmek düşüncesiyle Halep'e fermanı yayınlanmıştır ve buraya Hristiyan bir vali atanmış. Hatta Girit'te toplanan vergilerin Girit adası için harcanması noktasında kararlar alınmıştır. bir parantez açayım. Girit adası biliyorsunuz Balkan Savaşları sonrasında Yunanistan'la yapılan Atina anlaşmasıyla 1913 yılında ne yapılmıştır? Yunanistan'a bağlanmıştır. Doğru cevabımız E seçeneği Halep'e fermanı.